Evet arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar bugün çıkarma işleminin öğretimine geçeceğiz. Zaten bir diğer önceki videoda şey yapmıştık. Çıkarma işleminin öğretiminde problemin anlamlarına değinmiştik toplama işlemiyle birlikte. Şimdi de toplama işlemini inceledik, sonra öğretimini. Şimdi de çıkarma işlemi öğretimine geçeceğiz. Arkadaşlar çıkarma işlemi öğretimi de aynı toplama işleminin öğretimin hemen hemen aynısı. O yüzden direkt ben zaman kaybetmemek adına şöyle yazdım. Çıkarma öğretimindeki gereken becerileri. Bunları yazdım. Bunlara hafiften birkaç maddesine değineceğiz. Son iki maddesini ise toplama işlemindeki gibi irdeleyeceğiz. Bu ders videosunda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkarma öğretiminde ilk başta yapacağımız şey çıkarmanın kavramsal anlamını öğretmek olacak. Yani vermek olacaktır. Çıkarmanın kavramsal anlamı dediğimiz neydi? Yani semantik, günlük yaşam, problemsel anlamı. Birincisi neydi? Birinci anlam arkadaşlar, ayırma anlamıydı. İkincisi ise karşılaştırma anlamı değil miydi? Karşılaştırma anlamı. Ayırma anlamı neydi arkadaşlar? İşte bir bütünden almak, eksilenden işte azaltmak, çıkanı almak. 10 tane misketin var. 5'ini Mustafa'ya veriyorsun. Elinde 5 tane misket kaldı. Yani 5 misketini ayırıyorsun, çıkartıyorsun, azaltıyorsun, eksiltiyorsun işte. Karşılaştırma neydi? İki tane çokluk oluyordu. İki çokluktan kıyas yapıyordun. İşte şöyle küpün oluyor. Misal veriyorum. Dört tane küpün var. Şurada da iki tane küpün var. Geçmeli. İki tane de işte senden kaç tane fazla? İki tane fazla diyerek iki çokluğu kıyaslamaya gidiyorduk arkadaşlar, karşılaştırma anlamında. Yani çıkarmanın kavramsal anlamı bunlar. Zaten videoda ayrıntılı şekilde değinmiştik ayırma ve karşılaştırmaya. Bu öğretimde de ilk başta zaten çıkarmanın öğretiminde de bu problemlerle başlayacağız. Ondan sonra bu aşamalara geçeceğiz. Sıra sıra model kullanma falan filan o aşamalara geçeceğiz. Yani kavramsal anlamının esprisi bu kadar arkadaşlar. İkinci öğrenmemiz gereken, yani derste vurgulamamız gereken beceri ise model kullanma becerisi arkadaşlar. Yani model kullanma zaten küçük çocuklara kesin kes hangi konu olursa olsun eğer çok fazla hani zorlama olmayacaksa, kavram soyutsa tabii model diyeceksin, ama kavram çok ciddi şekilde zaten somutsa modellemenin bir mantalitesi olmaz. Model kullanmada da şöyle olacak arkadaşlar. Toplamanın iki tane modeli vardı hatırlıyorsanız. Toplama işleminde kullanılan. Neydi onlar? Onlara da değinelim. Birincisi küme modeli. İkincisi ise arkadaşlar sayı doğrusu modeliydi. Çıkarma işleminde de toplama işlemine aynısı model kullanılıyor. Birinci model küme modeli. Küme modeli. İkinci modelimiz ise sayı doğrusu modeli. Yani biz çıkarma işlemini kümesel olarak da gösterebiliriz. Yani küme olarak nasıl gösterebiliriz? Şöyle diyelim ki 5 tane misketim var. 3'ünü işte aldım. 3'ünü Ahmet'e verdim. Şöyle 3'ünü çıkartırız. Küme modeli olarak 2 tane misketimizin kaldığını görürüz. Sayı doğrusunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Demiştik zaten. Sayı doğrusunu probleme uyarlamayın. Eğer problem uzunluk modeli değilse. Çünkü sayı doğrusu bir uzunluk modeli arkadaşlar. 5'ten işte 3 çıkaracaksanız önce gidersiniz 5'e gidersiniz. 5'ten de 3 adım işte 1. Şuradan 4'e gelirsiniz. Sayı doğrusunda 3. Şöyle de 2'ye. Bir düzgün çizemedim. 2'ye gelirsiniz arkadaşlar sayı doğrusu modelinde. Sayı doğrusu modelinde dediğim gibi şöyle. Yani 5 misketin 2 misketini çıkardım. Bakın 3 misketini çıkardım. Bakın çocuklar 2 misket kaldı demeyeceksiniz. Burada misket, elma, armut falan hiçbir şey olmaz. 5'ten 3 çıkarırsak 2 kalır arkadaşlar çocuklar diyeceksiniz. Burada sayı doğrusu modelinde sayılar üzerinden gideceksiniz. Çünkü uzunluk modeli bu. Uzunluk gösteriyor. Elma ile armutla işi olmaz bu modelin. Modelden sonra değineceğimiz üçüncü beceri ne? Problem çözme ve kurma. Zaten bu bizim müfredatımızın en derin konularından biri. Hangi konu olursa olsun işte ne yapacaksınız? Önce problem vereceksiniz çocuğa. O problemi çocuklar çözecek. Farklı bir yol isteyeceksiniz çocuklardan. Sonra çözdükten sonra modellemelerini isteyeceksiniz. Daha sonra da işte konunuz hangisi ona yönelik çıkarımlar, işlemler, analizler yapacaksınız. Mesela biz yazılı çıkarma işlemini öğreteceğiz bugün. İşte problem çözdürüp kurdurturuz. En sonunda ne yaparız? Yazılı çıkarma işleminde sembolik olarak onların yanına veririz ki ilişkilendirsinler diye. Yani problem çözme ve kurma bu. İşte bazen problem verirsin sen sözel olarak o çözer. Bazen de işte işlemsel olarak ne bileyim 35 ile 35'ten 12'yi çıkar dersin. Onu verirsin. Ona yönelik problem kurmasını istersin öğrencinin. Bu çok önemli ama bunu zaten
diğer videolarımızda çokça değinmiştik. Fazla zamanınızı almak istemiyorum bu problem çözme ve kurmada. Dördüncü olarak ise arkadaşlar neydi? Tahmin becerisi. Tahmin becerisini toplamada da işlemiştik. Aynı şekilde çıkarmada da ele alacağız. Yani burada tahmin becerisi dediğimiz ne demek? Sonucu bulmaktan ziyade yine aynı şekilde söylüyorum. Yaklaşık değeri bulmak olacaktır. Yani ne olabilir? Mesela çocuk şöyle yapar. 3 basamaklı sayıdan işte 2 basamaklı sayı çıkartır. Onun sonucunun 2 basamaklı olduğunu söyler. Yani şöyle diyelim ki biz ne yapalım? 138'den neyi çıkartalım? 45'i çıkartalım. Çocuk işte bunu, hadi gelin çocuklar bana yaklaşık olarak bunun tahminini söyleyin. Çocuk ne yapar işte önce? Der ki öğretmenim 138, 140 olsaydı 45'i çıkartırdık, 90'a iniyorduk. Yani 2 bas 90 skalasında oluyordu. Demek ki öğretmenim bu çıkarma işleminin sonucu 2 basamaklı olacaktır. Bak burada 3 basamaklı, 2 basamaklıyı çıkardı 45'ten. Demek ki 2 basamaklı olacaktır öğretmenim diyerek. Yani burada çocuktan sonucu söylemesini istemeyin zaten. Tahmin dediğimiz budur. Daha büyük rakamlarla, işte daha büyük sayılarla kullandırırsınız tahmini. İşte bunun sonucu öğretmenim şöyle şöyle 70 ile 60 arasındadır ya da 90 ile 100 arasındadır. 2 basamaklıdır. Böyle böyle şey yaparak çocuğun kafasındaki sayı kavramında, sayı algısında tahminle yaklaşık değeri vurgulayarak algılatmış olursunuz arkadaşlar. Yani bunları, şu 4 maddeyi zaten sadece söyleyecektik arkadaşlar. Önce kavramsal anlamına değindik. Ayırma, karşılaştırma, model kullanımı, küme modeli ve sayı doğrusu var çıkarmada. Problem çözme ve kurma. En sonunda tahmin becerisiyle süreci devam edeceksiniz. Bizim videoda irdeleyeceğimiz süreçler ise çıkarma işlemini, toplama işlemini incelemiştik zihinsel işlem olarak. Çıkarma işlemleri, zihinsel işlemleri irdeleyip sonra da problem kurdurup modelle yapıp ya en sonunda yazılı çıkarma işlemini vurgulamak. Bu videoda şu ikisine değineceğiz. Önce hemen başlayalım o zaman zihinsel işlemlerle. Arkadaşlar zihinsel işlem dediğimiz şey neydi? Yani çocuğun kalem, kağıt, ne bileyim defter kullanmayarak bulduğu işlemler, yani zihninden bulduğu işlemler değildi arkadaşlar. Yani normal olarak evet zihinsel işlemler dediğimiz zihinden bulunan işlemler. Direkt kağıt kalem kullanmadan kafadan yapılan işlem türü. Ama çocuklar daha küçük olduğu için zihinsel işlemleri önce ne yapacağız? Onların kağıt kalem kullanmasına her türlü izin vereceğiz. Peki o zaman yazılı çıkarma işleminden farkı ne oluyor diye sorabilirsiniz. Zihinsel işleminin böyle kağıt kalem kullanıp şey yapacaksak. İşte burada yazılı çıkarma işlemini kullanmayacak. Yani onu yasaklayacaksınız ona. Onu kullandığını gördüğünüz zaman hemen oraya gireceksiniz. Bunu kullanmıyoruz. Bu yazılı toplamaya girer çocuklar diyerek onları uyaracaksınız. Çünkü bu zihinsel işlemler dediğimiz şey çocuğun çıkarma algısını ya da hangi işlemi yapıyorsa onun algısını kazanmaya ve o farklı stratejilerle zihni daha aktif hale gelmiş olacaktır. Ve yazılı toplama işlemi de onun için daha kolay ya da çıkarma işlemi, yazılı çıkarma işlemi de daha kolay hale gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi zihinsel işlemlerde iki tane tür var arkadaşlar burada. Yani işlemlerde, çıkarma işlemi stratejisinde iki tane ayrı strateji var. Onlar da ayrı şekilde alt başlıklar altında inceleniyor. Birincisinde arkadaşlar şöyle yapalım. Yukarı doğru sayarak çıkarma. Yukarı doğru sayarak çıkarma. İşte bu şimdi alt başlığa ayrılacak. 3 tane alt başlığa ayrılacak strateji olarak. Yukarı doğru sayarak çıkarma olarak. 3 tane alt başlığa ayrılacak strateji olarak bunu yapacağız. Bir de bunun diğer başlığı var. Yukarı doğru değil de geriye doğru sayarak çıkarma. Önce biz bu stratejiyi irdeleyelim. Ne yapalım? Önce çıkaracağımız sayı diyelim ki 73'ten 46'yı çıkartıyoruz. Arkadaşlar birinci stratejimiz önce onlukları ekle sonra kalan birlikleri yazalım. Birinci stratejimiz önce onlukları ekle. Önce onlukları ekle. Sonra birlikleri. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burada mantığı temiz en başta ne olur? Şimdi yukarı doğru sayarak çıkarmaysa hangisini yukarı doğru sayarak çıkarmayı yapabilirsin? Tabii ki 46 değil mi? 46'nın üzerine yukarı doğru sayarsın. 73 sonucuna erişmiş olursun. Aslında işte bu çıkarmanın sağlama anlamı olarak hani eksiden çıkan fark oluyor ya, farklı çıkanı toplayıp eksileni
bulabilme mantalitesiyle aynı. Bunu direkt arkadaşlar bu 3 stratejiyle sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Çünkü bunlar sayı doğrusu üzerinde gösteriliyor. Toplama işlemleri denemiştik. Mesela bazıları sayı doğrusu üzerinde gösterilmeyecek. Burada da mesela aynı. B'ye geçtiğimiz zaman geriye doğru saymamalı. Geçtiğimiz zaman parçaladığımız zaman sayı doğrusu modelini kullanamayacağız. Burada sayı doğrusu modelini bak şöyle kullanalım hemen. Diyelim ki şöyle olsun. Söylemiştik zaten boş sayı doğrusu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yani 46'yı seçeceksiniz diyelim. 46'yı her birine bir birim yazmak çok abes olacaktır. Boş sayı doğrusunu çocuğa gösterip öğretip kullanabilirsiniz öğretiminizde. Şimdi 46 bizim erişeceğimiz sayı ne? Şöyle 73 olacak değil mi? Önce onlukları ekle sonra birlikleri demiş. O zaman ekleyelim. Şimdi 46'ya önce bir onluk ekleyelim. Ne geldik? Nereye geldik? 56. Bir onluk daha ekleyelim. Şöyle. Araları farkı eşit olmuyor arkadaşlar. Siz onu eşit olarak algılayın. 66 değil mi? Şimdi bir onluk daha eklersek ne olur? 76'ya erişir. Burada çok fark oldu ama yani bunu direkt şöyle yapmayın. Ben ölçülü olduğunu, ihtiyatlı olduğunu varsayın. Şimdi 10 daha eklersek 76'ya gelir değil mi çocuklar? O zaman 10 eklemenin bir mantalitesi yok bu stratejiye göre. Ne yaparız? Önce 4 ekleriz. 70 sonucuna erişiriz. Ondan sonra 73'müş bizim sayımız. Onun üzerine de 3 ilave ederek 73 sonucuna erişmiş oluruz arkadaşlar. Yani ben böyle sayı doğrusunu biraz ihtiyatsız çizdim. Kusura bakmayın. Siz daha ihtiyatlı yani 10 onun yaptığınız zaman şöyle şuralara geldiğini varsayarsınız. Ne yapıyormuşuz? Önce 46'ya işte onlukları eklemek çocuklar için daha basit olduğu için birinci stratejimiz önce onlukları eklemeleriymiş. Sonra da eksilenimiz neyse ona varmak için eklenmesi gereken birlikleri ekliyormuşuz. Ne yaptık? 46 idi. Ne yaptık? 10 ekledik 56. 10 daha ekledik 66. Şimdi bir 10 daha eklesek 76 olacaktı. Ama bizim sayımız 76'dan daha düşük olduğu için 10 eklememiz saçma olurdu. Birlik eklemeye başladık. 4 ekledik önce 66'nın üzerine. Burada da onluk hani 70'e daha kolay olduğu için vardığı için 70. Onluk olduğu için 4 ekledik. 70 sonra da 3 ekleyip ne yaptık çocuklar? 73'ü bulduk diyebilirsiniz arkadaşlar. Birinci stratejimiz buydu. Önce onlukları ekle sonra birlikleri. İkinci stratejimiz ne arkadaşlar? İkinci stratejimiz ise hedefi aşmak üzere onluk ekle sonra fazlalığı telafi et. Yani daha demin yapmıştık. Şöyle ya bunu isimlendirmesini siz de yapabilirsiniz. Yani belli bir ismi yok yani her kaynakta da belli bir isim yok. Farklı isimler verebiliyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa o başlığı kendiniz yazabilirsiniz. Hedefi aşmak üzere mesela burada ikinci strateji olarak hedefi aşmak üzere onluk ekle. Sonra hedefi aşıyorsan telafi edersin. Sonra telafi et. Şimdi yukarıda ne demiştik? Yani 46'ya 10 eklersek 66'ya bir 10 daha eklersek 76 sonucuna erişecek değil mi? Erişecektik değil mi? Yani eksilen sayımızdan daha fazla sayıya ulaşmış olacaktık. İşte burada mesela onu yapacağız. Ama ulaştıktan sonra o sayıyı telafi edeceğiz arkadaşlar. Yani nasıl olacak? Şöyle. Aynı şekilde şöyle sayı doğrusu yapalım. Bu sefer abi ihtiyatlı yapalım ya. 46 yapalım. Diyelim şöyle olsun. Şuraya gelsin. 73'te. 73 de burada arkadaşlar. Şöyle sayı doğrusu devam etsin. Ne yapalım? Önce hedefi aşmak üzere onluk eklemeye devam edelim. 10 ekledik. 56. Bir 10 daha ekledik. 66. Şimdi burada diyor ki hedefi aşmak üzere onluk ekle. Hedefimiz 73'tü. Demek ki bir onluk daha eklersek şöyle. Şuraya gelip ne olur? 66'ya 10 eklersek 76 sonucuna erişmiş oluruz. Ama bizim 76 bizim eksilenimiz mi? Hayır. Bizim eksilenimiz neydi? 73. Yani şurası 73 eksilen arkadaşlar. Şurası çıkan. Sonuçta zaten fark. Eksilenimiz mi? Eksilenimize erişmiş olduk mu 76'ya geldiğimiz zaman? Hayır. Biz o zaman fazla gittik yani 10-10 giderek 76. Şimdi telafi etmemiz gerekiyor. 76'tan 73'e gelmemiz için kaç birim telafi etmemiz gerekiyor? 3 birim telafi etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan 76'ya gelip 3 birim telafi ediyoruz. Ha, şurada yukarıda yazmamışız mesela. 10-14 gittik. O zaman 3 gittik. Bunları topluyoruz. Farkı buluruz. 10-10-20. 4-3 daha toplamları şunların 27. Yani 73'ten 46'yı çıkardığımızda sonuç 27'ymiş. Şimdi burada ne yaptık?
3 tane 10 ekledik. 46'ya 56, 66, 76 yaptık. En sonunda ise 73'e eksiden ulaşmak için 3 birim telafi ettik. O zaman ne yapalım? 10, 10, 10 ekledik. 30. 3 birim de geriye gittiğimiz için 27 sonucuna farkımız 27 sonucuna erişmiş olduk yani. Fark 27'ye eşitmiş arkadaşlar. İkinci strateji de bu mantalitede. Yani birinci stratejinin hemen hemen aynısı. Birinci stratejiye onluklara ekledik. Ama yeterli onluklar ekledik. Sonra birlikleri ikinci strateji ise hedefi aşmak üzere onluk ekledik. Sonra telafi ettik arkadaşlar. Üçüncü stratejimiz ne arkadaşlar? Üçüncü stratejimiz ise yine 46'tan devam ediyoruz. Sayıyı en yakın onluğa yuvarla. Sonrasında ise ilave et arkadaşım diyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde 73-46 diyelim. Bunu ne yapıyoruz? En yakın yuvarla 50'ye yuvarlıyoruz. En yakın onluğa. Şöyle 46 olduğunu düşünelim şurayı. Ne yapıyormuşuz? Bunu 50'ye getiriyormuş. O zaman 50'ye getiriyorsak 4 ekleriz. 50 yaparız değil mi? Şöyle 4 birim ekleriz. Buraya 50'ye getiririz. Ondan sonra 50'den sonra devam ederiz. Diğer stratejiden 73'e ulaşmak için. Şöyle şurayı da 73 yapalım. Önce 10 ekleriz. 60 olur. Sonra bir 10 daha ekleriz. 70 olur. Bir de 3 ekleriz. 73 sonucuna erişmiş oluruz. Burada ne yaptık? İlk başa şu çıkana 4 ekledik. O zaman burada da 10, 20, 3, 4 de eklediğimiz takdirde 27 sonucuna erişmiş oluruz. Arkadaşlar aynı şekilde burada da ne yaptık? 46'yı daha kolay olması için 4 ekleyip 50 yaptık arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarladık. 50'den sonra da 73 sonucuna ulaşmaya çalıştık. Bu stratejimizin ismi ne? Zaten ismi söyledik. Sayıyı en yakın onluğa yuvarla, sonra ilave et. En sonunda da ilave et. Burada telafi etme vardı. Burada ilave etme vardı. Çünkü çıkandan yaptığımız için, çıkandan eklediğimiz için arkadaşlar. Bu yukarı doğru sayarak çıkarma stratejisi bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? Önce onlukları ekledik, sonra birlikleri. Sonra hedefi aşmak üzere onluk ekledik, telafi ettik. En sonunda da en yakın sayımızı en yakın onluğa yuvarlayıp sonradan ilave etmiş olduk. Bu yukarı doğru sayarak çıkarmaydı. B olarak da yani ikinci başlık olarak ise arkadaşlar ne var? Hemen şöyle yapalım. İkinci olarak da B, geriye doğru sayarak çıkarma. Hemen yeşil kalemimi alıyorum. Geriye doğru sayarak çıkarma. Bu sefer eksilenden çıkanı çıkartıyoruz. Orada çıkandan eksilene gitmiştik hatırlarsanız. B yapalım. Geriye doğru. Geriye doğru sayarak çıkarma. Burada da aynı şekilde yapalım. Yani bu yaklaşım ne? Adem'in dediğimiz gibi eksilerin içinden çıkanın alınması. Birinci stratejimiz arkadaşlar. Yine 73'ten 46'yı çıkartalım. Onluklardan onlukları, sonra birlikleri çıkar. Onluklardan onlukları, birliklerden birlikleri çıkar diyelim. Onluklardan onlukları, birliklerden birlikleri. Yani ne dedik? 73'ten 46'yı çıkartıyoruz değil mi? Bunları onluklardan onlukları, birliklerden birliklere diyorsa stratejimiz nedir? Bunu 73, 70 ile 3'e ayırmış. Bunu da 40 ve 6'ya parçalarız, ayırırız. Önce 70'ten 40'ı çıkartırız arkadaşlar değil mi? Ne yaparız? 30 sonucuna erişiriz. Sonra burada mesela 3 var. 3'ten 6'yı çıkarmaktan değilse, değil de 30'dan önce 6'yı çıkartırız. Ne gelir? 24. Sonra da eksilen sayımız 3 geldiği için eksilen sayımızdan 3 daha ekleriz ve 27 sonucuna erişmiş oluruz arkadaşlar. Yani ne yaptık? Önce 73'ü parçaladık 70 ve 77 onluk 3 birliğe, 70 ve 3'e. 46'yı da 4 onluk 6 birlik, 46'yı şöyle parçaladık 40 ve 6 diye. 70'ten eksilenden çıkanın 40'ı çıkardık önce onluklardan onlukları, 30 sonucuna eriştik. Sonra 6 birlik vardı çıkandan, onu da aldık çıkardık 24. En sonunda eksilenden 3 birlik kalmıştı, onu da ekledik 27. Yani burada bunu çıkartamadım, 6'dan küçük olduğu için böyle yaptık. Yani şöyle bir şey olsaydı mesela, sayımız ne olsaydı? Hemen şurada göstereyim. 87'ye
35 olsaydı mesela, şunu 80 ve 7 diye ayırırdık. Bunu 30 ve 5 diye arkadaşlar. 80'den 30'u çıkartırdık 50. 7'den de 5'i çıkartırdık 2. Toplardık 52 olurdu. Hemen onu da yapabilirdik ama burada ufak olduğu için böyle yaptık. Mantalite aynı aslında. Hiçbir sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. Stratejimizin birinci stratejisi bu. Geriye doğru sayarak çıkarma. Fark ettiyseniz işte eksilenden çıkartıyoruz çıkanı. İkincisi, burada da 4 tane strateji var arkadaşlar geriye doğru sayarak çıkarmada. Birinci stratejimiz bu şekildeydi. İkinci stratejimiz ise arkadaşlar, önce onlukları çıkar, sonra birlikleri diyoruz. Önce onlukları sonra birlikleri. Yani ne demek? 73 şöyle ay kenara koyuyoruz. 46'yı 40 ve 6 diye ayırıyoruz. Önce ne yapıyoruz? İşte 73'ten önce onlukları diyor. 40'ı çıkartıyoruz. Ne yapar çocuk? İşte hemen sayar 4 onluktan. 63, 53, 43, 33 öğretmenim. 33 sonra 33'ten sonra da 6'yı çıkartıyor. Çünkü çıkan da 6 var bir de. Sonuca ne oluyor? 27'ye erişmiş oluyor. Şöyle 70'ten 40'ı çıkartır önce çocuk. 30 der. 30'dan sonra da 6'yı çıkartır. 33'ten. Yani ben de 73'ten 40'ı çıkarır. 33 arkadaşlar. 33'ten de 6'yı çıkartır. 27. Ben de diyorum. Bunun sonucu 27 çıkacaktı. Yanlış mı yaptım? İşte 73'ten ne yapar önce? Onluk şu çıkan sayıyı onluklara ve birliklere parçalar. Buradan 73'ten önce onlukları çıkartır. 40 çıkış çıkartır. 33'ü bulur. 33'ten sonra da çıkan sayıda 6 vardı. 6'yı çıkartır. 27'ye bulur arkadaşlar. Bunu sayı doğrusu modelinde de gösterebiliriz. Aynı şekilde bunu sayı doğrusu modeli de gösteremezdik. Çünkü parçaladık burada ikisini de. Burada bu birinci sayıyı, eksilen sayıyı parçalamadığımız için sayı doğrusu üzerinde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz arkadaşlar. İkinci stratejimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Yani çıkanı parçalara ayırıp eksilenden önce onlukları sonra birlikleri çıkarma işlemi diyebiliriz. Üçüncü stratejimiz ne arkadaşlar? Üçüncü stratejimiz eksiliğini telafi etme arkadaşlar. Eksiliğini telafi etme. Yani ne demek istiyorum? Şimdi sayımız çıkarma işlemimiz 73'e 46 değil mi? Bunu ne yapabiliriz mesela? 73'ü 76'ya benzetip 46'dan daha rahat bir şekilde çıkartabiliriz değil mi? Ne yaparız? Buna 3 ekleriz. 76 yaparız. 76'dan işte 46'yı çıkartırız. İşte 76, 66. Buradan gelirsin 76, 46'yı çocuk işte ne yapar? 30 öğretmenim. Çünkü 46'ya 30 ekleyince 76. 76'dan 46 çıkartınca da 30 der arkadaşlar. 76 şöyle yapar. 76 46 yapar. 30 sonucuna erişir. İlk başta ne yapmıştı? 73 76 yapmıştık. Artı 3 eklemiştik. O zaman şimdi ne yapacağız? 30 eksi 3 27. Artı eklediğimiz için eksilene 3 çıkartıyoruz. Eksileni telafi etmesi de işte bu şekilde zaten eksileni telafi ettik gördüğünüz üzere. Ona önce bir sayı ekledik. Çıkana benzetmek için. Sonra direkt çıkarıp elimizde bir onluk elde ettik. 3 onluk. Oradan sonra da telafi etme dediği için 3'ten 3 birim eklediğimiz için 3 birlik eklediğimiz için çıkardık ve 27 sonucuna farka erişmiş olduk arkadaşlar. Üçüncü strateji de bu şekildeydi. Dördüncü stratejimiz ne arkadaşlar? Dördüncü ise hiç eksileni telafi etme varken çıkanı telafi etme olmaz olur mu? O da var. Çıkanı telafi etme arkadaşlar. Yani çıkanı telafi etmeni şöyle 73'ten 46'yı çıkartıyorsunuz. Bunu nasıl telafi edebilirsiniz? Şunu ne yaparsınız arkadaşlar? 50 yaparsınız. Artı 4 ekleyip sonra 73'ten çıkartırsınız. Şurası artı 4. Ne yaparsınız? İşte bunu sayı doğrusu modelinde de gösterebilirsiniz. Önce 73'ü gösteririz. 73'ten onar onar gideriz. Sonra 23'e geliriz. 23'e de 4 ilave edeceğimiz için ayrıca 4 ilave ederiz ve 27 sonucuna erişmiş oluruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. İşte 73'ten 50'yi çıkartırsın. 23 artı 4 eklersin. 27. Ne yaparsın? 73'ten 50'yi çıkartırsın. 23. 23 artı 4 eşittir 27. Sonucuna yani farka erişmiş oluruz arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi sayı doğrusunda gösterebiliriz. Eksilerini telafi etmeyi de sayı doğrusunda gösterebiliriz. Bunu da gösterebiliriz ama şu onluklardan onluklara birliklerden birlikleri çıkarmayı yapamayız. Çünkü parçalara ayırdık arkadaşlar.
parçalara ayırdığımız takdirde sayı doğrusunda göstermemiz doğru olmaz. Çünkü sayı doğrusunda bir sayının ya üzerine ekleriz ya bir sayının üzerinden çıkarırız. Yani bir tane sayıyı konum olarak, referans olarak almamız gerekiyor. Çıkarma işlemi stratejileri bu şekilde arkadaşlar. Yani ne yaptık? Önce yukarı doğru sayarak çıkarma vardı. Bunları 3 tane strateji var burada. Önce onlukları ekle sonra birlikleri. Hedefi aşmak üzere onluk ekle sonra telafi et stratejisi. Sonra sayıyı en yakın onluğa yuvarla. Sonra ilave et stratejisi. Sonra ne vardı? Geriye doğru sayarak çıkarma. İşte onluklardan onlukları, birliklerden birlikleri. Sonra önce onlukları sonra birlikleri çıkarma stratejisi. Sonra eksilerini telafi etme stratejisi. En sonunda ise çıkanı telafi etme stratejisi arkadaşlar. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Şimdi zihinsel işlemler yani bu kadardı. Geleceğimiz ne şu anda? Şöyle de yazmıştık zaten çıkarmanın öğretiminde. Evet, kavram bunlara değindik. Zihinsel işlemi de hallettik şu anda. Zihinsel işlemleri. Yani ne demekti? Zihinden yapmak olarak değil de ufak çocuğu kağıt kalem kullandırarak da demin verdiğimiz gibi hızlı şekilde stratejiler var. İşte çocuk birisini kullanır mesela. Diğerini kullanmaz. Siz şöyle şunu kullanabilir miydik diyebilirsiniz. İşte onları mesela zihinsel işlemleri yaptınız. Daha demin yaptık. Onu mesela toplama işleminde yaptığınız gibi sınıfın gidip bir köşesine alsın. Çocuk işte onu her daim görüp bakıp hatırlasınlar. Bu zihinsel işlem stratejileri. Çünkü stratejiler gerçekten öğrencinin gelişimine çok katkı sağlıyor arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz yazılı çıkarma işlemi arkadaşlar. Öğrenmeniz gereken beceri. Hemen ona geçelim. Yazılı çıkarma işlemi dediğimiz neydi? Hemen kalem değiştiriyorum. Toplama işleminden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şöyle çıkarma görüyor musunuz? Bakayım. Evet görüyorsunuz şu anda. Çıkarma işlemi. Yani arkadaşlar toplama işleminden neredeyse hiçbir farkı yok. Hemen hemen aynı. İşte ne yapıyordu toplama işleminde? Önce temel toplama vardı. Sonra iki basamaklı bir basamaklı toplama. İki basamaklıyla bir basamaklı eldeli toplama. İki basamaklı iki basamaklı yine aynı şekilde eldeli toplama yapıyorduk. Burada da aynı. Çıkarma işleminde önce temel çıkarma işlemini yapıyoruz. Diyelim ki 5'ten 3'ü çıkardık. Bu temel çıkarma oluyor. Temel çıkarma işlemi. Çünkü çıkarma işleminin sonucu 10'dan küçük. Aynı toplamada olduğu gibi. İşte bu bir basamaklı bir basamaklı temel çıkarma. Son ne yapılabilir? İşte 2 basamaklıdan bir basamaklı eldesiz çıkarma. Sonra ne yapabilir? 2 basamaklı ile 2 basamaklı 36 ile 24'ü çıkartalım diyelim. 2 basamaklı ile 2 basamaklıyı yine aynı şekilde şöyle eldesiz çıkarma gösterilecek. En sonunda ne yapacak? İşte 2 basamaklı ile tek basamaklı şöyle 17 ile 9'u çıkardığımız diyelim. Eldeli olacak 2 basamaklı ile tek basamaklı. Son durumda da işte bugün göstereceğimiz 2 basamaklı ile 2 basamaklı eldeli çıkarma işlemi. Şöyle eldeli çıkarma işlemini göstereceğiz arkadaşlar. Yani illaki böyle olacak diye bir şey yok. 3 basamaklı olabilir, 4 basamaklı olabilir. Biz aynı toplama işlemindeki prosedürden gittiğimiz gibi burada da aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yani sürece ilk başta temel çıkarmayla başlayacağız. 1, sonra 2 ile böyle devam edeceğiz eldesizlerle. En sonunda 3'te eldelilere devam edeceğiz. Dediğim gibi önce siz şuradan başlayıp eldesizden 2 basamaklı 1 basamaklı çıkarıp sonra 2 basamaklı 1 basamaklı eldelide gösterip daha sonra 2 basamaklıları eldesiz eldeli diye sürece dahil edebilirsiniz. Bu size kalmış durumda arkadaşlar. Hemen temel çıkarmadan şöyle bir konuşalım. Şimdi temel çıkarmayı yaptınız. Yani gösteriyorsunuz arkadaşlar. 5'ten 3 çıkardınız diyelim. Ne yapacaksınız önce 5'ten 3 çıkarmayı? İşte şöyle modelleyeceksiniz. Diyelim küme modeli var. 5 tane yeşil cevizim vardı. 3 tane cevizini Ahmet'e verdim. Bakın burada ayırma problemini kullanmış oldunuz. 5'in 3 cevizini Ahmet'e verdim. Elinde kaç ceviz kaldı? 2 ceviz. İşte bunu yaptıktan sonra şöyle 5'ten 3 çıkardık. 2 kaldı. Yazın sembol olarak görsün. Veya bu da alt alta çıkarmayı gösterirsiniz. 5'ten 3 çıkardım, 2 kaldı diyebilirsiniz. Bu ayırma problemine yönelik temel toplama, temel çıkarma işlemi anlamı olabilir. Ya da karşılaştırma yapabilirsiniz. İşte geçirmeli küplerle ilk başta göstermiştik. 5'ten 3'ü çıkarmanın 2'yi sonucuna erişmeyi karşılaştırma yöntemiyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapar? 5'ten 3'ü küplerle eşleştirir. 5'ten 3'ü çıkartır. 2'yi bulur karşılaştırma anlamı olarak. Yani burada sizin yapmanız gereken neydi? Toplama işleminde de söylemiştik. İşte
demiştik ya, somut modelle, somut şekilde modelle, sonra yarı soyut, kendiniz tahtada gösterin, en sonunda soyut olarak, yani bunu sembolik olarak çocuğa gösterin. Temel çıkarmada bu şekilde, temel çıkarma üzerinde fazla durmayacağım arkadaşlar. Zaten model olarak, küme model olarak gösterilebilir. Karşılaştırma sayı doğrusu model olarak da gösterilebilir. 5'ten 3 çıkarma problem olarak da, karşılaştırma olarak da kullanılabilir. Hemen direkt 2 basamaklıdan 1 basamaklı çıkarmaya geçeceğim arkadaşlar. Yani neye? 17'den 5 çıkarmaya. Şimdi şöyle arkadaşlar, diyelim ki biz 17'den 5'i çıkartıyoruz. Şöyle şu şekilde. Ne yapacağız? Hemen şöyle çocuğa 10'luk ve 1'lik olarak şöyle ayıracağız arkadaşlar. 2 basamaklıdan 1 basamaklı eldesiz çıkarmaya. Evet çocuklar diyeceğiz. İşte bu 17'de kaç tane birlik var? Öğretmenim 7 tane birlik var. Hemen şöyle çizeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Peki çocuklar, 17'de 7 tane birlik var. Doğru. Dediğiniz doğru. Kaç tane 10'luk var? Öğretmenin bir tane 10'luk var. Şöyle onu da 10'a ayrılmış şekilde düşünün arkadaşlar, varsayın. Peki çıkardığımız sayıda hiç 10'luk var mı çocuklar? Öğretmenim hiç 10'luk yok. Birlik var değil mi çocuklar? Evet öğretmenim, birlik var. Peki kaç tane birlik var? 5 tane var öğretmenin. 3, 4, 5. Hadi gelin bunları çıkartalım. Şimdi elimizde 7 tane birlik var değil mi çocuklar? Bunun 5 birliğini çıkartırsak, 5 birliğini ayırırsak, alırsak ya da eşleştirirsek karşılaştırma yoluyla. Elimizde kaç birlik kalır çocuklar? Öğretmenim 2 birlik. Şöyle şöyle eşleştirir çocuklar. Şöyle eşleştirir arkadaşlar. En sonunda ne yapar? 2 birlik kaldığını söyler. Öğretmenim 2 birlik kaldı. Peki bizim 17'den gelen bir onluğumuz vardı. Buradan başka onluk var mı? Yok öğretmenim. O zaman kaç onluğumuz kalır? Öğretmenim 1 onluğumuz kalır. Gördünüz mü? Ne yaptık çocuklar? Ne yaptı çocuklar? İşte 1 onluk ve 2 birlik olduğunu 17'den 5 çıkardığında buldu. Şöyle somut modelle gösterdin. İşte bunu ilk başta çocuğa gösterirsiniz. Sonra işte, yani gösterirsiniz dediğim, buluş yoluyla bulmasını sağlarsınız. İşte bu geçirmeli küpleri sırasının üstüne koydurursunuz. Onluk birlik diye zaten basamak kavramını gösterirsiniz çocuğa. Onluk birlik diye gösterirsiniz. İşte 10 tane geçirmeli küpün birleştirildiği zaman onluk oluştuğunu, yani 10 tane birliğin bir araya gelerek bir onluk oluşturduğunu öğretirsiniz. Görür çocuk o geçirmeli küplerden. Ya da onluğu bozduğu zaman 10 tane birlik olduğunu, şimdi elde de göreceğiz mesela, onun görmesi lazım çocuğun. Böyle yapar işte, toplamada konuşmuştuk zaten arkadaşlar. Bir onluk, iki birlik sonucuna erişmiş oluruz arkadaşlar der. Bunu şimdi ne yapabiliriz? İşte çocuklar, bunu böyle yaptık. Bunu bir de şöyle gösterebiliriz işlem olarak. Çıkarma işleminin işte böyle yazılı olarak gösterir. Yukarısına onluk, şöyle birlik yazar. Onluk ve birlik. Çocuklar ne yapmıştık? Bizim elimizde 7 tane birlik vardı. 5 birliğini çıkarmıştık, ayırmıştık. Kaç birlik kaldı? Öğretmenim 2 birlik. Elimizde çocuklar peki bir onluk vardı. Aşağıda hiç onluk var mı? Hiç onluk yok öğretmenim. O zaman kaç onluk kalır? 1 onluk öğretmenim. O zaman çocuklar, biz 17'den 5 sayısını çıkardığımızda 12 sayısına ulaşmış oluyoruz diye öğretmen ve çocuk birlikte entegre şekilde gösterebilir. Bunu gösterdiğin zaman, yani somut modelledin. Şöyle en sonunda da işte yarı soyut olarak da kendin modellersin tahtada. Dedim bunu modellersin. Çocuğa da bir de yazılımlar var. Yarı soyut olarak tahtada gelir gösterirsin. Evet çocuklar, ne yaptık işte? Yani bunu çocuk modelledi diye problem bitti, sonuca ulaştı diye bir şey yok arkadaşlar. Çocuk modelledi değil mi? Sonra çıkıp tahtaya yarı soyut olarak siz modelleyeceksiniz. Ha, aynı şekilde modellersiniz. Yazılım olarak gösterirsiniz. 17'den sonra en sonunda da soyut şekilde çıkarmanın şu şekilde sembolik gösterimini vereceksiniz arkadaşlar. Tabii en başta yatay olarak demiştik. Mesela 5'ten 3 çıkarmayı 2 olarak yatay olarak verirsiniz. Veya şöyle gösteriliyor dersiniz. Sonra bunu gösterirsiniz. Veya 5 eksi 3 gibi 17 eksi 5 sonucundan 12'ye ulaştığınızı söyleyebilirsiniz çocuğa. Yani 2 basamaktan 1 basamakta eldesiz çıkarımı bu şekilde arkadaşlar. Bu birlik ve onluk mantalitesiyle ilerleyen bir şey arkadaşlar. Şimdi bu 2 basamaklılar 1 basamaklıyı çıkardık. Mantalitesi bu şekilde. Hangisi olursa fark etmez. Çıkarma eldesiz olarak bu şekilde sürece dahil edilecek ve öğretim devam edecektir. Gelelim hemen hızlıca, çünkü zamanınızı da fazla çalmak istemiyorum. Zaten toplama işleminde bayağı konuşmuştuk. Gelelim 2 basamaklıdan 2 basamaklı eldesiz çıkarmaya arkadaşlar. Onu ne yapalım? Şöyle bu aşağıya sığar mı? Sığmayacak büyük ihtimal. Onu A4 kağıdına yazayım arkadaşlar. Çünkü
Diğerleri el dili olacak. Daha iyi tahtaya yazarım. Tahtaya diyorum, kağıda yazarım. Şimdi ne bizim? 36'dan 24 çıkarımı. Aynı şekilde arkadaşlar burada da ne yapacaksınız? Onluk ve birlik olarak şöyle ayıracaksınız. Evet çocuklar, bizim 36 sayımızda kaç tane birlik var? Öğretmenim 6 birlik. 2, 3, 4, 5, 6. Peki 6 birliği yazdık. Kaç onluğumuz var? Öğretmenim 3 tane onluğumuz var. 1, 2, 3. Peki aşağıda çıkan sayımız 24. 24'te kaç tane birliğimiz var? Öğretmenim 4 tane birliğimiz var. 3, 4. Kaç tane onluğumuz var çocuklar? Öğretmenim 2 onluğumuz var. Şimdi bunları çıkartıyoruz, değil mi? Şimdi burada kaç tane birliğimiz var? 6 tane birliğimiz var, değil mi çocuklar? Hadi buradan aşağıda da 4 birliğimiz var. Bunu çıkardığımız zaman kaç sonucuna erişiriz? Ne yapar işte çocuklar? Şöyle şekilde eşleştirir. Bakın 4'te 4'ü eşleştirdi. Fazladan kaç kaldı? 2 birlik kaldı. Öğretmenim 6 birlikten 4 birliği çıkartırsak 2 birlik kalır. O zaman tamam çocuklar. Peki onluklara bakalım. Yukarıda 3 tane onluğumuz var. Aşağıda ise 2 tane onluğumuz var. Bunları 3 onluktan 2 onluk çıkartırsak kaç onluk kalır? Öğretmenim 1 onluk kalır. İşte şunla şunu bununla buna eşleştirir. Öğretmenim 1 onluk kalır der. İşte neymiş sonucumuz? Demek ki 36'dan 24 çıkarttığımızda 1 onluk 2 birlikmiş. Yani bunu işte modelle gösterdin, yarı soyutta gösterdin. Sonra da gelip şöyle 36-24 kendin onluk birlik diye göstereceksiniz çocuklara. Çocuklar işte 6 bildiğimiz vardı. 4 bildiğini çıkardık. Kaç birlik kaldı? Yazılı çıkarma işinde. Öğretmenim 2 birlik. Peki çocuklar 3 tane onluğumuz vardı. 2 onluğu çıkardık. Kaç onluk kaldı? Öğretmenim 1 onluk. Demek ki neymiş çocuklar? 36'dan 24'ü çıkardığımızda 12 sonucuna erişmiş oluyormuşuz çocuklar diyerek söyleyebilir. Yani dediğim gibi aynı şekilde model yarı soyut en sonunda da böyle gösterilebilir. Şöyle de yapabilirsiniz mesela. Direkt şu modelle değil de mesela bir süre zarfından sonra direkt şunu gösterip yani işte 36'dan 24'ü çıkarmayı gösterirsiniz. Onluk birlik diye ayırıp bunun üzerinden konuşabilirsiniz. Hani bunu vermezsiniz artık süreç ilerlediği zaman da. Çünkü her birini modellemek biraz zor olacaktır. Zaman olarak da size geçmeyecektir. Bazen şu şekilde konuşup işte 6 birlikten 4 birlik çıkardık, 2 birlik, 3 onluktan 2 onluk çıkardık, 1 onluk diye konuşacaksınız arkadaşlar. Yani iki basamaklardan iki basamaklının eldesiz çıkarma da bu şekilde. Zaten eldesiz olması kolay kolay olduğu için pek bir zorluk çıkarmaz size. Eğer şu toplamada şu modellemeyi öğrendiyse yarı soyut olarak sizin göstermenizi de kavramsal olarak da zorlamaz. Yani bir tek eldeli biraz zorlayacaktır. Onu da eğer öğrettiyseniz çocuğa yani bir onluğun 10 tane birliğin birleşmesi sonucuyla oluştuğunu eğer öğrenirse çocuk sıkıntı olmaz. Toplamadan zaten eğer toplama işlemini öğrenmişse öğrenmiş oluyor zaten. Çünkü orada ne yapıyorduk? 10 tane birliği birleştirip bir onluk oluşturuyorduk. Burada da ne yapacağız? Bir onluğu bozup 10 tane birlik oluşturacağız. Şimdi gelelim. Ne yaptık? İki basamaklı bir basamağı da konuştuk. İki basamaklı iki basamaklıydı çıkarma işleminde, yazılı çıkarma işleminde. Şimdi konuştuk. Gelelim eldelilere. Eldelilerde ne var? 17'den 9 çıkarma işlemi. Diyelim şöyle olsun. 17'den 9 çıkarma işlemi. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Şöyle onluk ve birlik diye yazacağız, değil mi arkadaşlar? Çocuğa işte söyleyeceksiniz. 17'de kaç tane birlik var? Çocuklar, öğretmenim 7 tane. 4, 5, 6, 7. Kaç tane onluk var çocuklar? Öğretmenim bir tane. Zaten bunu modelle yaptığınız zaman çok basit şekilde görecektir zaten. Bir onluk demetin bir de 7 tane geçirmeli küpün yan yana koymasıyla. Peki çıkardığımız sayıda çıkan sayıda kaç tane birlik var? Öğretmenim 9 sayısını çıkartıyoruz. 9 tane birlik var. Yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunları çıkartıyoruz. Hadi gelin çocuklar çıkartalım. Şimdi çocuklar yukarıya bakalım. 7 tane birlik var. Aşağıda ise 9 tane birlik var. Şimdi 7 9'dan büyük mü küçük mü? Öğretmenim 7 9'dan küçüktür, daha azdır. Hem de 2 sayı daha azdır der. O zaman çocuklar 7'den 9'u çıkartabilir miyiz? Hayır öğretmenim çıkartamayız. Öyle bir şey yapamayız işte falan filan konuşursunuz. Çıkartamayız öğretmenim. Peki çocuklar biz burada ne yapabiliriz? Bırakın çocuklar düşünsün arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz? Toplama işlemini öğrendiği için hani elinde de 10 onluk şu küp geçirmeli küp var. Çocuklar işte düşünürler. Öğretmenim ben buldum galiba. Şu onluğu bu onluk dediğimiz şey 10 tane birlikten oluşmuyor muydu?
Ben bunları, bu geçirmeli küpleri ayırırım. 10 tane birlik oluştururum ve buraya eklerim der. Çocuğun biri. Dediği zaman bu sizin için büyük bir veli nimettir. Hemen onun üzerine yatarsınız dersiniz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Bak işte Mustafa şöyle bulmuş. Bir onluğu toplama işleminde öğrenmişti. Bir onluğun 10 tane birlikten oluştuğunu. Demek ki oluşabiliyorsa aynı şekilde 10 parçaya ayrılıp birliklere destek yardıma gidebilir diye söylersiniz. Ne yaparsınız? Burada 10 tane birlik geldi. O zaman ilaveten buna 10 tane birliği eklersiniz arkadaşlar. Şöyle 10 tane birlik ekleyelim. Şöyle işte gelir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir onlu çocuk 10 tane birliğe çevirdi. Evet çocuklar işte dediniz söylediniz. Bunu bir onlu 10 birliğe çevirdik. Buradan 10 tane birlik geldi. Elimizde kaç tane birlik vardı? Öğretmenim 7 birlik vardı. Toplam kaç birliğimiz oldu çocuklar? Öğretmenim 17 birliğimiz oldu. Hadi gelin o zaman şimdi 9'dan şu 9 birlikleri çıkartalım. Tamam öğretmenim, hemen çıkartalım. İşte bununla bunu eşleştirir. Bununla bunu eşleştirir. Bununla bunu. Bununla bunu. Şöyle. Şöyle şöyle eşleştire. Eşleştire. Elinde ne kalır? Çocuklar işte bunları eşleştirdik. Elimizde ne kaldı? Sadece 6 birlik. Yok 8 birlik kaldı öğretmenim. Ne yaptı işte çocuk, öğretmen gösterdi bu şekilde. 10 birliği ayırmayı gösterdi. Şöyle çocuklar işte 10 birliği ayırdı. Şu onluktan kurtardı. Buradan 10, 17 tane birlik oldu. 9'u çıkardılar. Ellerinde ne kaldı? Öğretmenim 8 birlik kaldı. Bunu işte çocuk gösterdi. Ellerinde bu mantığını öğretmiş oldunuz. 8 birlik kaldı. Hemen buraya gelirsiniz. Çocuklar buradaki onluğu birliklere bozmuştuk. Şimdi hiç onluk kalmadı değil mi? Evet öğretmenim, hiç onluk kalmadı. Peki bu çıkardığımız sayıda onluk var mıydı? Hayır öğretmenim, burada da yoktu. O zaman 0 onluk. 0 onluk deriz. 8 birlik, yani 0,8'e ulaşmış oluruz. Arkadaşlar yani şunu bundan sonra modelledikten sonra ne yaparsınız? Şöyle gösterirsiniz. 17'den 9 çıkarma işlemini. Onluk birlik yaparsınız. Çocuklar 7 birlikten 9 birliği çıkartabilir miyiz sizce? 7 birlik 9 birlikten 7 9'dan büyük mü? Hayır öğretmenim, büyük değil. O zaman ne yapabilir? Ne yapıyoruz? Onluklara gidip bu hani komşu muhabbetinden onluklara gidip bir tane onluğu 10 birliğe bozabilir miyiz çocuklar? Evet öğretmenim, bozabiliriz. Peki bu bir onluktan 10 birlik geldi. Bir de elimizde 7 birlik var. Toplam kaç birliğimiz oldu çocuklar? Öğretmenim 17 birliğimiz oldu. 17 birliğimiz var. Aşağıda kaç birlik var çocuklar? 9 birlik çıkarmayı bekliyor değil mi? O zaman 17 birlikten 9 birliği çıkartırsak kaç birliğe ulaşırız çocuklar? Öğretmenim 8 birliği. Peki ilk başta burada bir onluk vardı. Bunu biz birliğe çevirdik. Burada hiç onluk kaldı mı çocuklar? Hayır öğretmenim, hiç onluk kalmadı. Peki aşağıda hiç onluk kaldı mı çocuklar, var mıydı? Hayır öğretmenim, orada da yoktu. O zaman 0 onluk, yani 0,8 sayısına ne yapmış olur arkadaşlar? Ulaşmış olur çocuklar. Yani buradaki mantalite neydi? İşte şu onluğun, yani zaten bunu model olarak verirseniz toplama işleminde gördüğü için çıkarma işleminde öğrenmesi, yani kazanması bunu çok da zor olmayacaktır. Onlukları hemen 10 birliğe çevirip 9 birlikten buradan çıkaracaktık. Zaten burada 7'nin 9'dan da küçük olduğunu biliyor. O toplama sayı kavramında, sayı algısında öğrendiği için çocuk. Hemen arkadaşlar iki basamaktan bir basamakta çıkarımı eldeliği yapmış olduk. Aşağıya ne yapalım o zaman? Aşağıda iki basamaklıdan iki basamaklı, yani 32'den 18'in çıkarılması eldeli şekilde ona değinelim. Şöyle yazalım. 32'den 18'i çıkardığımızı düşünelim. İki basamaktan iki basamak. Yine aynı şekilde onluk ve birlik. Zaten şunu yapmışsak şu 17-9 işlemini, bunun da iki basamaklı iki basamaklı çocuk çok kolay şekilde yapacaktır süreçte arkadaşlar. Çocuklar işte hemen gelirim, 32'den 18'i çıkartıyoruz burada da. 32'de kaç birlik var çocuklar? Öğretmenim 2 birlik var. Peki çocuklar kaç onluk var? Öğretmenim 3 tane onluk var. Gelir 3 tane onluğu çizer, size model olarak gösterir. Peki çıkardığımız sayıya bakalım çocuklar. 18'de kaç tane birlik var? Öğretmenim 8 tane birlik var. Hemen yazalım. 4 olsun şuradan. Şuradan da 4 olsun. Gördüğünüz gibi bunlar zaten geçirmeli küplere benzediği için model olarak en rahat gösterim şekli olarak gösterilebilir. 8 birlik var. Çocuklar burada hiç onluk var mı? Var öğretmenim, bir tane onluk var. Şöyle yapar. Şöyle çıkarma işlemini hadi gelin yapalım çocuklar. Şimdi çocuklar şurada 2 birlik var. Burada 8 birlik var. Biz
iki basamaklarla bir basamaklıya çıkarı kendini görmüştük. Şimdi 2'den 8 çıkar mı çocuklar? Hayır, öğretmenin çıkamaz. 2 8'den daha az. O zaman ne yapalım çocuklar? Hemen çocuklar işte söylerler. Öğretmenim, onluğa gidelim. Onluktan bir tane onluk alalım. Bunları 10 tane, bir onluğu 11'liğe çevirebiliriz. Değil mi çocuklar? Evet. Hemen gideriz. Onluklardan bir tane onluk alırız. Yani sıradaki çocuk bir onluğu gelir. 10 tane şeye böler. Birliğe böler. Şöyle yazarsınız. 4 olsun. Şurası da 4 olsun. 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 10 tane birlik oldu. Bunu zaten tahtada yarı soyut olarak gösterirken çocuğa renkli olarak yapın arkadaşlar. 10 tane birlik oldu. Bir onluğumuzu 10 tane birlik yaptık. Burada da 2 birlik vardı arkadaşlar. Toplam elimizde kaç birlik oldu? Öğretmenim, 12 tane birlik oldu. Şimdi biz 12, 8'den daha fazla değil mi? Daha büyük. Evet öğretmenim, daha büyük. O zaman gelin yapalım şu çıkarma işlemini. İşte birebir eşleştirirsin hemen. Şöyle şu şekilde eşleştirirsiniz. Dördünü de şu ikisini de eşleştirirsiniz. Şu ikisini de eşleştirirsiniz. Kaç kalır? Öğretmenim 4 birlik kalır. Şöyle 4 birliği yazar. Buraya gelir. Burada çocuklar şimdi 3 onluğumuz vardı 32'den gelen. Bir onluğu ne yaptık? 2 8'den çıkmadığı için 10 tane birliğe çevirdik değil mi? O zaman buradan biz bir onluğu aldıysak kaç onluk kaldı çocuklar? Öğretmenim 2 onluk. Peki aşağıdan 2 onluktan bir onluğu çıkartırsak kaç kalır? Öğretmenim 1 onluk kalır. Gördüğünüz gibi bir onluğu da çıkardı. Bir onluk 4 birlik bulduğu işleminin sonucunu. Ha, ondan sonra ne yapacak? Tabii her zamanki gibi bunu bu şekilde yazılı çıkarma işlemi olarak da onluk birlik olarak gösterecek. Ne diyecek? Çocuklar işte burada 2 birliğimiz var, burada 8 birliğimiz var. 2 birlik 8 birlikten çıkmayacağı için, çıkartamayacağımız için ne yapacağız? Bir onluk bozduracağız. Burada 3 onluk vardı. Bir onluğunu buraya atıp 10 tane birlik getireceğiz. 10 birlik geldi, 2 birlik de burada var çocuklar. Kaç birlik oldu? Öğretmenim 12 birlik oldu. 12 birlikten 8 birliği çıkartırsak kaç birlik kalır? Öğretmenim 4 birlik. Burada 3 onluk vardı. 1 onluğunu gelip 10 tane birliğe çevirdik. Kaç onluk kaldı? Öğretmenim 2 onluk kaldı. Aşağıdan da 1 onluğu çıkartırsak kaç onluk kalır çocuklar? Öğretmenim 1 onluk kalır diye söyler çocuklar ve 14 sonucuna erişmiş olur arkadaşlar. Yani iki basamaklılardan iki basamaklı çıkarmasında eldeli mantalitesi bu şekilde arkadaşlar. Yani eldeli mantalitesi dediğimiz şey ne demek? Yani birliklerin size yetişmediği, birliklerin çıkaracağınız sayıdan daha az olmasıyla gidip onluklardan onluk alıp onu 10 tane bir onluğun 10 tane birliği oluşmasıyla gidip birliklere çevirip daha sonra işleminizi yapıp en sonunda da onluklarla, eğer çıkanda da onluk varsa çıkarmak, yoksa da yolunuza devam etmek arkadaşlar. Mantalite bu şekilde arkadaşlar. Zaten toplama işleminde de bayağı konuşmuştuk. O yüzden ben hepsinde birer tane örnek verdim. Yaptık. Burada tek bir şey olan elleriydi. Bizim aklımızda hani öğretim olarak. Elleri de bu şekilde arkadaşlar. Zaten çocuk geçirmeli küplerle biraz uğraştıktan sonra ona zaten gösterdiğinizde geçirmeli küpleri bir onluğun 10 tane birlikten oluştuğunu, 10 birliğinde bir onluğu oluşturduğunu çocuk öğrenecektir. Toplama işleminde de zaten görmüştü arkadaşlar. Ne yaptık? Kısa bir hemen bir özet geçelim. Zihinsel işlemlerden sonra şöyle temel çıkarmayı gösterdik önce. Temel çıkarma işte ondan çıkarma işlemi ondan küçük olan. Ne yapacağız? İşte burada mesela problem olarak vereceğiz çocuğa. Problem olarak çözmesini isteyeceğiz. Çözdükten sonra model olarak göstereceğiz. Yani problem olarak ayırma problemi de verebiliriz. Karşılaştırma problemi de verebiliriz. Şöyle çocuğa göstereceğiz. Çocuk işte onu öğrenecek. Sonra yarı soyut olarak kendimiz göstereceğiz. Tahtada. Tahtaya çıkıp işte şöyle şöyle yap. Şu küme modeli de göstermiştir mesela çocuklar. Siz de gidersiniz. Sayı doğrusu modelini de gösterirsiniz. Yarı soyut olarak tahtada söylersiniz. En sonunda da şu soyut ol dediğimiz şeyi, şu 5-3 sembolik çıkarmayı verirsiniz çocuğa. Temel çıkarmayı o şekilde söyle dahil edersiniz. Daha sonra iki basamaklarla bir basamaklıyı aynı şekilde onluk birlik yaparsınız. Gösterirsiniz model olarak. Hem çocuklar yapsın somut modelle göstermek olarak, sonra çıkıp tahtaya yarı soyut olarak siz yapın. En sonunda da soyut olarak şu şekilde gösterin arkadaşlar. Ya da bunu direkt toplam problem olarak verebilirsiniz. Çocuklardan bunu bekleyebilirsiniz. Farklı şekilde sözel olarak ifade etmelerini de isteyin. Mesela şunu yaptıktan sonra çocukların ya da gruplara ya da bireysel ayırdınız. Çocuklar bana işte bunu sözel olarak ne yaptığınızı A4 kağıda yazın. Yazarak işte böyle alırsınız, eve götürürsünüz, okursunuz. Hangisinin hangi şekilde ya da sınıfın genelinin bir kavramsal yanılgı yaşadığını anlayabilirsiniz bu şekilde. Bunu daha çok eldelilerde anlayabilirsiniz. Ha, gelir işte iki basamaklıdan bir basamaklı öğretimden sonra şunu bir de bana sözel olarak anlatın çocuklar. Sözel olarak açıklayın.
diye söyleyebilirsiniz. Ya da işte Ahmet'le Mehmet'i tahtaya çıkartırsın. Ahmet'e dersin ki Ahmet işte Mehmet bu konuda biraz eksikmiş. Şu işte Mehmet'e nasıl anlatırsın? Anlat bakalım Mehmet de öğrensin. Öyle bu şekilde işte sınıfı dahil ederek öğretebilirsiniz. Sonra iki basamaklardan iki basamak diye çıkarmaya gelirsiniz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde mantık basit olacaktır. Yine aynı şekilde model olarak gösterirsiniz. En sonunda sembol olarak da gösterirsiniz. Veya bağlayıcıyla zaten şunu hani yan yana da çıkarabilirsiniz. Alt alta çıkarmayı da çocuğa gösterebilirsiniz. Dediğim gibi biz şu an mesela iki basamaklı yaptık en son. Ama bu istediğiniz kadar basamak olabilir. Üç basamaklılarda da aynı şekilde. Ne değişir? Üç basamaklarda onluk 10 tane onluğun bir yüzlük oluştuğu gelir. Mantalite mantık aynı olur arkadaşlar. İşte binlerde 4 basamaklı olursa 1000 basamağında binlik blok gelir. 10 tane yüzlüğün bir tane binlik blok oluşturmasıyla arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çıkarma işleminin öğretimi de bu şekildeydi. Toplamanın hemen hemen neredeyse yansıması gibi bir şey. O da toplama işlemi öğretildikten sonra sürece dahil edilmesi gereken bir işlem türü. Bundan sonraki videomuzda çarpma ve bölme olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.